Semen analizi tüp bebek tedavisinde erkek infertilitesini araştırmak için yapılan en önemli testtir. 3-5 günlük bir cinsel perhiz sonrası semen örneğinde spermlerin konsantrasyonu, hareket derecesi, şekil bozukluklarının olup olmadığı incelenir. Bunun sonucunda normal değerlerin altında olan hastalarda erkek infertilitesinden söz etmek mümkündür. Çok ciddi sperm bozuklukları varsa, yani toplam hareketli sperm sayısı 5 milyonun altındaysa, bu hastalarda yardımcı üreme teknikleriyle ilgili tedavilere geçmek daha uygun olacaktır. Yüksek değerlerde hareketli spermi olan hastalarda yardımcı üreme teknikleri öncesinde aşılama gibi tedaviler denemek de mümkündür. Bunun dışında eğer çok ciddi sperm bozuklukları varsa, yani semen örneğinde hiç sperm bulunamıyorsa, testislerden biyopsi yoluyla sperm elde ederek yardımcı üreme tekniklerinde kullanmak mümkün olacaktır.